Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda kendisi 35 yaşına bir kadın, bir eğitimci. Tabii ki tüm konuları merak ediyor. Analize geçelim. Evet, Aktifel Sağ, 35 yaşında bir kadın. Burada ilk baktığımızda güçlü Jüpiter parmağını ön planda görüyoruz. Başlangıç itibariyle parmağın oturduğu kısımda baktığımızda diğer parmaklara göre bayağı önde. Yani kendisi bir Jüpiterli ve Jüpiter tepesi de gayet yüksek çok dolgun bu e, niteliklerden iyice faydalandığı ve finansal konularda da iyi olabileceği anlamına geliyor. Jüpiterli olduğu için iş ortamında, kalabalık ortamlarda diğer Jüpiterlilerle yani liderlik isteği olan, bu yönde eğilimleri olan kişilerle çatışmaları olabiliyordur. E, bu yönde e, sıkıntılar olabilir. Kendisi de lider olmak isteyecektir. İnisiyatif alıp söz sahibi olmak isteyecektir. Öncülük etmek isteyecektir doğal olarak. Doğal liderdir zaten. Tabii ki de yükselmek isteyecektir, rütbe almak isteyecektir. Aynı zamanda kendi iş yerini de kurma isteği olacaktır. Özellikle böyle ayrı başlayan akıl ve hayat çizgisiyle böyle kişiler çok azimli, çaba gösteren, gayret gösteren kişilerdir. Ve kendi işlerini başlatmak isterler. Emir altında çalışmak istemezler. Özgürlük önemlidir. Öz saygıları yüksektir. Başkalarının emri altında çok rahat hissetmezler kendilerini aynı zamanda iyi zekaya işarettir böyle başlangıçlar. Yani akıl ve hayat çizgisinin ayrı olması. Diğer yandan baktığımızda burada güneş çizgilerinin buradan gelmesi, dış Mars'tan gelmesi, geldiği tepenin niteliklerini taşıyan bir güneş çizgisi. Yani geldiği tepe burası olduğu için dış Mars özelliklerini taşıyor ve buradan da beslenen akıl çizgisi var. Orada bitiyor. Diğer yandan da burada Merkür çizgisinden gelen dallar var. Bunlar da bir şekilde dış Mars'a yöneliyor ve bu dış Mars Mars gezegeni gerçekten kendisi için etkili. Ne kadar bu e, bahsettiğimiz Jüpiter özellikleri olsa da kendisi soğukkanlı, sakin, e, çok kontrollü, öz kontrollü yüksek birisi. Kolaylıkla hata yapmaz ve güneş çizgilerinin buradan beslenmesi, dış Mars'tan beslenmesi böyle de tanınıyor anlamına geliyor. Yani çevresince de soğukkanlı, sakin, azimli birisi olarak tanınıyor. Ve bu iyi bir özellik kendisi için. Bir Jüpiter'le için güzel özellikler. Ve aynı zamanda tabii ki güçlü Merkür çizgisi buralardan geliyor. Şu dönemler erken dönemlerde olabilecek sağlık problemleri, bebeklik, çocukluk dönemleri. Sonrasında hayat çizgisini kestiği noktalarda şurada ve şurada kritik sağlık durumları olabilir tabii ki sonrasında çizgimiz böyle devam ediyor. Şöyle biraz silik de olsa devam ediyor bir şekilde tek düz bir çizgi var burada. Bu da iletişim açısından, iletişim kabiliyeti, anlaşılır olmak açısından özellikle Jüpiter özelliklerinde gereken bir çizgi burada ve devamında burada çokça Merkür hattında çizgi var. Bu bir öğretmende, bir eğitimcide olması gereken çizgiler yine bir hemşirede, doktorda olması gerektiği gibi hatta bir satış pazarlama uzmanında bunun çok fazla özelliği var buradaki dikey çizgilerin. iyi iletişimci olmasının yanında konuştuğu zaman insanlara moral veren, onları motive eden, öğrencilerini mesela iyi motive eden yeteneklere sahip ve bu yönde de kendini geliştirmiş bayağı. Diğer insanlara rehberlik etmek açısından önemli bir özellik bu. Burada bir diğer nokta güneş çizgisiyle ilgili. Şimdi güneş çizgimiz yine böyle tek bir çizgi var burada. Ayrıca şöyle kalp çizgisinden gelen çizgi var. Şöyle üst üste binmiş. Ve bununla beraber iki tane tepenin ortası da iki güneş tepesi. Yani tam ortadan derin bir vadi gibi düşünün. Bir çukurluk var. Bu gelen enerjinin yakılması anlamına geliyor ve her gelen fırsatı da değerlendiremediği anlamına da gelebilir. Özellikle çizgilerin de üst üste binmesi şu şekilde yani bu çizgi mesela buradan kalp çizgisinden gelen şöyle karışıp da ilerleseydi veya paralelinde ilerleseydi daha iyiydi. Tabii ki kötü değil buradaki durum çok kötü değil. Ee, sadece her şeyi değerlendiremediği anlamına gelebilir. Aynı zamanda böyle iki tepe olması güneş tepesinde ortasında bir derin çatlak çukurluk olması yüksek konsantrasyon fokus e, kabiliyetlerinin olduğu işte veyahut da e, özel hayatında da iyi konsantrasyona, motivasyona sahip olduğu anlamına geliyor. Ve e, disiplin de sayılabilir, iş disiplini de iyi diyebiliriz buradaki izlerden dolayı. Yani şu halkalardan dolayı burada da var varsayılabilir. E, bu yönde iyi özellikler yine güneşle ilgili. Tabii ki güneş çizgilerinin biraz kalp çizgisinden de gelmesi bu şekilde. Bu erken yaşlardan itibaren yakınlarının desteği, sevgisi, morali, kendisine verdiği moral önemli olmuştur ve bu bir şekilde devam ediyordur. Sevdiklerinin yanında olması kendisi için önemli. Buradaki önemli noktalardan biri onu farklı renkle gösterelim. Mesela burada hayat çizgimiz şöyle geliyor ve burada duruyor. Yaklaşık 45 yaşlarında denilebilir 40-45 yaş arası. Ve şöyle bir overlap durumu var. Yani üst üste binme. Ve bu şöyle hayat çizgisinin devamı. Şöyle yani derin çatallığı gibi düşünebiliriz. Bu da hayat çizgisinin bir devamı şöyle. Şuradaki noktadan itibaren yukarı çıkan kader çizgisi. Ve o da şöyle dallanarak gidiyor. Bunlar güzel. Şimdi buradaki durum genişlemesi hayat çizgisinin güzel tabii ki. Şöyle satürn parmağını tam ortasından çizgi çektiğimiz zaman bileğin ortasına doğru. Eğer bu buraya taşmışsa bu iyi. Canlılık açısından Dışa dönüklük, yenilikçi olma, seyahat etme, özgürlük açısından güzel. Ama buradaki overlap durumu ve arada bir bağlantı çizgisi yok. Görüyorsunuz şöyle bir çizgi olsa bağlansa daha iyi olurdu. Ama yine bu durum şeye göre daha güzel. Mesela bu eğer kesik olsaydı, mesela bu çizgi burada bitseydi, bu da buradan başlasaydı böyle bir boşluk olsaydı daha tehlikeli olabilirdi. Kazalar, çok zor atlatılan hastalıklar olabilirdi. Mesela hapse girmek bile olabilirdi yani. Ama buradaki durum şöyle olması, overlap olması bir eksiklik yok çizgide. Yani bir sadece problem boşluk olması, bağlantı olması, olmaması, tamir çizgilerinin olmaması veyahut da bir ay tepesine doğru çıkış yolu yok. Bu durumda bu belki 30 yaşından itibaren 35-45'e kadar e, bazı kazalara yatkınlığı işaret edebilir, hastalıklara yatkınlığı işaret edebilir ama overlap olması bunların üstesinden çabuk gelece geleceği anlamına geliyor. Yani çizgide eksiklik yok, hatta çift çizgi. Görüyorsunuz iki tane var yani o dönemde çift ilerliyor. Ama problem buradaki boşluk. Buradaki boşluk e, olumsuz bir durum. Yani birçok Olumsuza göre ama bunlar da üstesinden gelebilecek kapasitede yani bu çift oluşu buradaki durumun bir yandan da bunları tamir edebiliyor. Bunları hissediyor olabilir kendisi şu an 35 riskli pozisyonlara kesinlikle girmemesi lazım. Enerjisini tasarruflu kullanması lazım. Çok emin adımlarla ilerlemesi lazım ki buradaki boşluk akıl ve hayat çizgisinin arasındaki boşluk bu kendisini çok risk alan birisi yapıyor aynı zamanda çok gözü kara çok risk alan. Çok girişimci birisi. Çok dikkatli olması lazım. Her şeyi kontrollü yaparsa daha iyi olur. Jüpiter özelliğiyle beraber ve bu kontrolsüz davranma çok fazla özgüven hatalara sürükleyebilir. Çünkü özgüveni çok yüksek birisi. Kendinden çok emin ama dikkatli olması gerek tabii ki buradaki durumdan. Buradaki çizgiler mesela burada ayrılan bir dal var. Bunlar belki zamanla böyle belirilebilir. Yani bunlar düzelebilir. Düzelirse daha iyi olur. Ama yine de çok panik yapacak bir durum yok. Sadece dikkatli olması gerek. Evet burada kader çizgisinin başlangıcında da sanki balık sembolü var. Bu güzel işaret burada. Yani kötü denilemez. E, monte olmuş gibi buraya sanki bir balık sembolü. Bu kader çizgisinin başlangıcı. Bu iyi bir şans işareti olarak görülebilir. Aynı zamanda böyle boşluklarda Hayat çizgisinin diğer anlamı zaten ümit sistem yani sindirim sisteminizi yansıtıyor. bu ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar güçlendirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Tabii ki buna da özen göstermesi gerek. Çünkü bu Merkür hattında da çokça şurada ben kaba taslak çiziyorum ama çokça çizgi var mesela böyle sızıntı çizgiler var. Bu yine sindirimin zaten Merkür hattının da böyle silik silik tek bir çizgi olması da zaten bu yönde zayıflığı gösteriyor sindirim sistemini güçlendirmesi lazım. Kendine kesinlikle iyi bakması gerekiyor ve kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Ki bu çizginin buradaki durumunun kendisine olumsuz yansımaları olmaması için. Burada da Merkür çizgisiyle kesiştiği noktalar, burada derin bir çatal oluşuyor hayat çizgisine. Şöyle ve şöyle bir çatal durumu var ve bu noktalarda kesiştiği noktalar Merkür çizgisiyle. Bu kritik yine sağlıkla ilgili durumlar olabilir. Bu da yaklaşık 55-62 yaş döneminde bazı durumlar olabilir yine. Yine o dönemlerde de dikkatli olması gerekecek. Burada yine kendisini destekleyen çok güzel bilek çizgileri var. Yani bunlar yine kendisine ekstra enerji ve güç veriyor. Şans getiriyor aynı zamanda para konularında, sağlık konusunda, enerji konusunda bir destekleyici. Yani buradaki, buradaki eksikliği gideren bir durum. Ama yine de kontrollü elden bırakmaması lazım. Enerjisine dikkat etmesi lazım. Kader çizgisinin burada başladığı nokta şöyle şurada yaklaşık denilebilir ki yine 40, 41, 42 dönemlerinde yine büyük çıkışlar olabilir. Belki kendi işini başlatabilir o dönemlerde. Bazen kader çizgisinin böyle Venüs'ten gelmesi, hayat çizgisinden doğması çok fazla azim çaba göstermesinin sonucunu alma anlamına gelir ki kendisi çok çaba gösteren azimli birisi olduğunu söyledik. Bunların meyvesini bu dönemlerde alabilir, kendi işini başlatabilir. Kesinlikle o yönde düzgün işaretler var elinde, iyi işaretler var. E, şans faktörü de oyunda kendi yanında denilebilir. Bu dönemleri değerlendirir. Burada yine diğer yandan ay tepesinden gelen şöyle çizgimiz var. Yani çokça çizgi var önündeki yıllarda görüyorsunuz. Paralel, hatta şöyle çizgiler bile var burada beliren. Çok fazla gelir kaynağı. Şu an mesela kendisi çalışıyor ama bu e, diğer özelliklerini pekiştirmek için hobileriyle uğraşıyor mesela fotoğrafçılıkla uğraştığını belirtti. Bir tanesi bu. E, böyle şeylerle uğraşıyor. Mutlaka kendisine gelir getirecek, ek gelir getirecek bir şeyleri de başlatacak gibi görülüyor. Çünkü bu kapasite var, bu istek arzu her zaman kendisine mevcut. Bunu da gerçekleştirecek gibi görülüyor. Ve önündeki yıllarda bu şu anda mesela çift gelir olabilir. İki çizgi var. Bir tanesi gerçi daha çok 40 yaşlarına aktif oluyor ama yine de bu dönemlerde 35 dönemleri şuraya denk geldiği zaman yine bunları başlatabilir diğer kadar çizgisinin ay tepesinden gelmesi bu yaratıcı kabiliyetler ki fotoğrafçılıkla uğraşıyor mesela şu an diğer yaratıcı yetenekler de olabilir. İnsanlarla tanışmak, network genişletmek, kalabalık ortamlarda çalışmak, çok fazla insanla çalışmak anlamında da olumlu ki kendisi öğretmen mutlaka çok fazla iş arkadaşı vardır. Burada yine bir şans üçgenimiz oluşuyor ama buradaki Merkür çizgisi biraz gaplar var burada, boşluklar var, bu sızıntılar var buralarda. Yani birikimler yapıyor ama bazısını kaçırıyor olabilir. Tam anlamıyla verim alamıyor olabilir birikimler konusunda. Ama yine de çok kötü değil. Burada bir şans para üçgeni var mevcut. Yani gelen para da bir şekilde gidiyor olabilir. Biraz daha dikkatli olacak. Ama ben çok fazla da kaybı olacağını düşünmüyorum. Jüpiter tepesi çok yüksek ve dengede. Bu finansal stabilite açısından önemli. Ki kendisi mesela parayı da çok seviyor. Nereden anlıyoruz? Kalp çizgisinin burada. Satürn'e dönmesi. Burada saçaklanmaları var şöyle. Biraz e, karşı tarafa düşünen empati yapabilecek kabiliyetler denilebilir. Ama bu da kader çizgisi zaten. Yoğun bir şekilde Jüpiter'e gitmiş. Bu biraz kendisinde de bencillik de kendini çok fazla düşünen, e, kendisini önemseyen bir yapıda da olabilir. Bu evlilik hayatına da problem yaratabilir. Yani çok fazla bencil ve hayatta matiyata önem verme. E, bununla ilgili soruları da var. Kendisi şu an evli çocuğu var bir tane ve merak ediyor eğer yani eksik gönderim var mı diye. Bu olabilir mesela biraz daha empati olabilir. Çünkü bizim normalde beklediğimiz kalp çizgimsi şöyle Jüpiter'e gelirse daha iyi olur. Buna aşırı fedakar ve yardımsever, karşı tarafı düşünen, iyi empati yapan özelliklerden olabilir de ama bunlardan biraz yoksun gibi görülüyor. Bu konuda dikkatli olursa iyi olur. Tavsiyemiz bu yönde olabilir evlilikle ilgili. Diğer yandan evlilik çizgisi burada güzel. Ya sembolü de fena değil, güzel. Ee, burada pek evlilik çizgileri belirmemiş ama sorunlu bir durum görünmüyor burada da. Sadece yok yok olması burada görünmemesi, pek dışarıya taşmaması çizgilerin yani belirgin olmaması fazla. Bu evlilikte inisiyatifin kendisinde olmadığı, karşı tarafın daha çok istekli davrandığı ve şekil verdiği anlamına da gelebilir. Bu yönde de tabii ki biraz daha girişimlerde bulunursa biraz daha iyi olur evliliğin daha iyi olması açısından. Kalp çizgisinin bu şekilde yine Satürn'e gelmesi direkt cinselliğin çok önemli olduğu anlamına geliyor. Yüksekliği libido da denilebilir. Ve burada Venüs tepesi de çok yüksek gelişkin. Bu yönde iyi. Burada diğer yandan baktığımızda yine sempati çizgileri var denilebilir. Sempatik yönlerin mevcut olacağını söyleyebiliriz. Özellikle yüksek venüsle beraber bu duruma burada katkı sağlıyor. Sıcakkanlı, sempatik olmak açısından. Burada Ring of Solomon'lar var ki kendisinin de el çizgilerine çok meraklı olduğunu belirtti ve bunlarla ilgili kitaplar okuduğunu söyledi. Yani okumalar yaptığını söyledi ama benden de destek almak istedi. o yönden yetenek kabiliyetler mevcut. Kendisini daha da geliştirebilir tabii ki. Bu yönde ilgisi yeteneği olabilir. Hisleri de güçlü olabilir. Hislerle, öngörülerle de hareket etme açısından. Yine baktığımızda güvenilir birisi. Sır saklayan bir yapıda denilebilir. Hatta buralarda da çift var. O yönde de iyi insani nitelikler açısından güzel. Mercury parmağı biraz kısa. Bu belki çekingenlik, geri planda durma erken yaşlarda olmuştur. Şu an oldan, olacağını düşünmüyorum. Bu da iş değişikliklerinde gebe tabii ki yine. Ee, kendi işini kurma, bulunduğu işten sıkılma gibi durumlar gözlemlenebilir. Ee, kafasına yatmadıysa bir şeyi hemen bırakır, yeni bir şeye geçmek isteyebilir. Bu yönde de normal. Burada şöyle bir çizgi var. Bu biraz göç çizgisi gibi duruyor. Yani çünkü kader çizgisine de karışıyor biraz. Şöyle bir durum var. Yine diğer insanların desteğini almak, çok insanla tanışmak yine kariyer ve iradesi için olumlu olabilir. O yönde bir işaret. Yine seyahat göç de olabilir kader çizgisine teması. Ki eğitimci mutlaka şehir değişiklikleriyle yaşıyor olabilir. Türkiye içerisinde yine öyle durumlar da olabilir. Zaten böyle ayrılan çizgi de kader çizgisinden yine göç, seyahat bir yerden doğduğun yerden uzaklaşma kendisine iyi de gelebilir. Eğer böyle bir ihtiyacı varsa bunu da gerçekleştirebilir. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsa önde kendisine daha iyilik yapabilir. Akıl çizgisi çok güzel, sağlıklı. Pratik yönde bu iki elde de uzun çizgi var böyle. Erken dönem biraz, şu dönem biraz çok şey sızıntılı ee, sahilde. Bu biraz erken dönemi çok fazla ciddiye almama, biraz daha relax davranma. Sonra inisiyatif sorumluluk alma açısından ilerlemeler kaydediyor tabii ki çizgi görüyorsunuz netleşiyor yaklaşık 27-28 yaştan itibaren her şeyi daha ciddi alma ve düzenli olma anlamında ilerliyor çok pratik gerçekçi kolaylıkla hata yapmayan bir kişi bu ve duygusal hatalarının olacağını düşünmüyorum çünkü burada beslendiği nokta Satürn. ama yine de burada saçaklar biraz kader çizgilerini kesiyor. Ama bir etkisi de yok. Duygusal kararlar da hata yapabilir. Kolaylıkla da duygusal kararlar alacağını düşünmüyorum. Şurada beliren bir çizgi var. Sanki e, bu da kader çizgisinin bir parçası gibi. Yani bu çizgilerin devamı gibi. Biraz akıl çizgisinin bir dalı gibi görülüyor ama sanki biraz da kader çizgilerinin yine ay tepesinden gelmesi. Bu ay tepesinin yaratıcı nitelik kabiliyetleri mutlaka mevcuttur. Ay gezegeninden de bu şekilde faydalanıyor. Eğer bunu derin çatallı sayarsak yine zaten akıl çizgisinin ay tepesinden etkilenmesi yine bu yaratıcı kabiliyetlerin de olması pratik kabiliyetlerle beraber ilerletmesi anlamında güzel yine böyle derin çatallı yine yazı yazma kabiliyeti aklındakilerini kağıda dökme hikaye yazma gibi yine yetenek kabiliyetler olabilir başparmak zaten güçlü dediğimiz gibi bu da güçlü bir karakter iradeye işaret ki dış mars nitelikleri de çok güçlü. Bununla beraber baş parmağın güçlü olması, Jüpiter'in güçlü olması gerçekten bir lider karakteri var. Ee, güçlü bir karakter, rastgele birisi değil. Bu yönden de böyle denilebilir. Soler'le karşılaştırmalar yaptığımızda kalp çizgisinin yine benzer niteliklerde olduğunu görüyoruz. Ee, direkt Satürn'den etkilenmiş. Yine yüksek Jüpiter. Bu da aynı şekilde böyle. Hayat çizgimizde birebir aynı görüyorsunuz. Bir şekilde buraya kadar kader çizgisi. Buradan kadar çizgisi devreye giriyor. Bu biraz daha farklı bu elde ama benzer çok birbirine yakın yani. Olaylar birebir aynı. Yine bir geçiş çizgisi yok arada. Yine bir boşluk var. Ve buradan yine çıkan Merkür çizgilerinin olması güzel. Kader çizgileri yine burada ay tepesinden geliyor. Sağ elde kader çizgileri daha çok. Bu anlamda daha iyi. Kader çizgileri daha iyi burada. Akıl çizgimiz yine dengede eşit. Kalp çizgimiz benzer. Yine hayat çizgimiz de aynı. Yani hayatın akışına göre yaşayan birisi. Çok fazla da öyle büyük değişiklikleri yapmıyor. Önündeki fırsatlar neyse onları değerlendirmeye çalışıyor. Ve şurada baktığımız zaman hayat çizgisinin sonunda iki tane balık işareti var. Çift başlı balık olarak adlandırılabilir. Şöyle biri böyle. Şöyle gidiyor. Bir diğeri de. Bunu silmem gerek görmeniz için. Bir de şöyle. Hemen onun yanında. Hatta bu Çinliler daha çok balık sembolünü böyle belirtiyor. Hintliler de şu şekilde belirtiyorlar. Şöyle. Yani bir Çinlilerin belirttiği balık daha köşeli. Hintlilerin biraz daha oval olarak tanımlanıyor. Çift başlı balık. Çift başlı balık hayat çizgisinin sonunda. Bu şans faktörü olarak iyi. iyi bir emeklilik ki onu görebiliriz burada. Önündeki yıllarda daha çok çizgi beliriyor. Birden fazla gelir kaynağı açısından burada da destekleyen bir işaret bu. Güzel bir işaret o yönden. Burada böyle S yapması bilek çizgisinin mesela sezaryen doğum yapmış olabilir bir çocuğu var. Bu yine hassasiyetlikler olabilir. Kadın hastalıklarına her zaman dikkatli olması da gerek. İlerleyen yaşlarda bununla ilgili kontroller yaptırması gerekir. Bazı alerjik durumları da olabilir. Bununla ilgili akciğerlerle ilgili. Büyük stresler olarak dediğimizde yine burada tabii ki ufak tefek durumlar var. Her zaman yatay çizgiler var burada. Yani şöyle görüyorsunuz. Çokça var. Bunlar bu dönemlerde de var. Yani şu yaşadığı dönemlerde de görüyorsunuz. Şu hatta çokça bir sürü çizgi var. Bunlar iki aylık dönemler, 6 aylık, bir yıllık dönemler. Bazı stresler maddi olabilir, sağlıkla ilgili olabilir, dış etkenler olabilir, iş ortamı, aile, anne, kendi anne babası, çocuk. Yani birçok olay olabilir. Ve bir şekilde idare ediyor bu. de var bunlar ve bundan sonra da devam ediyor bir şekilde. Tabii ki bu dönemlerde biraz daha az erkene göre gayet bu da güzel aslında. İlerleyen dönemler bu geçmişe göre biraz daha az. Neden az olabilir? Çünkü benzer stresler yine olabilir. Bunlarla mücadelesi daha problemlere alıştığı için onlarla baş etmesi daha kolay oluyor zaman geçtikçe ve kendisini etkilemiyor. Kader çizgilerini kırma yok görüyorsunuz bir işaret oluşmamış bu streslerle çizgilerimiz net bir şekilde ilerliyor. Kalp çizgisine baktığımızda çok saçaklı çizgi görüyorsunuz. Yani sevgisini gerçekten gösteren birisi ve tabii ki doğal olarak hayal kırıklıklarına da olabilir. Bu sevgisini gösterirken saçakların böyle olması kolay hayal kırıklığına da uğrayabileceği anlamına geliyor. Çok duygusal yapıda birisi denilemez ama yine de hayatta her şeyin istediği gibi olmaması tabii ki kendisinde doğal olarak hayal kırıklıkları yaratabilir. Burada da mesela güneş çizgileri yine üst üste binmiş denilebilir. Bu fırsatları değerlendirme açısından bazı problemler olabilir. Daha dikkatli olması gerek. İşleri fazla şansa bırakmaması gerek tabii ki. İyi değerlendirmesi, iyi analiz etmesi lazım. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında detaylar var. Eğitim videolarının linki de orada. Eğer öğrenmek istiyorsanız el çizgilerini okumayı oradan bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.